İyi akşamlar dostlar. Günün dördüncü videosuyla karşınızdayız. İlk üç videoda aktarmadığımız yeni gelişmelerle başlayalım. İsrail'in Demir Kubbe yani Iron Dome hava savunma füze sisteminin deniz versiyonu Seadome sistemini test ettiği duyuruldu. İsrail Savunma Bakanlığı tarafından Seadome'a ilişkin yeni görüntüler paylaşılıyor. Böylelikle İsrail donanmasının denizde diğer ülkelerden bir adım ön plana çıktığı iddia edilirken İsrail Demir Kubbe hava savunma füze sisteminin deniz versiyonu Seadome'un şu an itibariyle sadece İsrail ordusu tarafından kullanılacağı, daha sonrasında bunun ihracat versiyonun olabileceği de ifade ediliyor. Bugün itibariyle büyük bir tatbikat başlıyor. Amerika ve NATO müttefikleri ve bazı ortak ülkeler arasında hazırlık ve birlikte çalışılabilirlik bağlamında Defender 23 tatbikatının Kuzey Makedonya'daki ayağı başlamış durumda. Krivolak Askeri Tatbikat Merkezi'nde yeni bir tatbikat başladı. Tatbikata ilişkin şu bilgileri söyleyelim. Tatbikat 2 Haziran'da sona erecek. Kuzey Makedonya ayağına 5 ülkeden 1850 personel katılım sağlarken Kuzey Makedonya Başbakanı Dimitar Kocoevski ve Savunma Bakanı Petrovska'nın yanı sıra çeşitli yetkililerin katılımıyla tatbikata start verildi. Somali'nin başkenti Mogadishu'da Türkiye'deki seçimlere yönelik kutlamalar yapılıyor. Başkent Mogadishu'da daha son meydanında Somaliler toplanmış durumda. Buradan da görüntüler paylaşılıyor. Rusya'ya ait Lancet Kamikaze insansız hava aracının Ukrayna'ya ait gözetleme radarını imha ettiği duyuruldu. Rus topçu birlikleri yine Ukrayna ordusuna saldırmaya devam ederken Bamut'un ileri kısmında Avdiivka noktasında Ukrayna ordusunun vurulduğu belirtiliyor. Sırbistan'la Kosova arasındaki gerilimden bahsetmiştik. Bilindiği gibi yeni belediye başkanı Arnavut asıllı biri seçilmişti. Sırpların yaşadığı bölgeden bahsediyoruz. Bu nasıl oluyor derseniz, bilindiği gibi Sırplar seçimleri boykot etmişti. Hem seçimleri kendileri boykot ediyor hem de Arnavut asıllı adayı kabul etmiyorlar. Dolayısıyla Sırplar gösteri yapınca NATO bağlamında ülkemizin de olduğu KFOR güçleri olaya müdahale etmek için hazır hale geldi. Daha sonrasında NATO KFOR güçlerinin Zvečan'da Kuzey Kosova bölgesinde halka saldırı düzenlediği ifade ediliyor. Burada halkın zorla belediyeye girdiği ve kamu binalarına zarar verdiğini de hatırlatalım. Dolayısıyla haklı olarak KFOR olaya müdahale ediyor. Zvečan'da bu şekilde görüntüler paylaşılmış. Bugün İsrail ordusunun Lübnan sınırı boyunca hendek kazmaya başladığı duyuruldu. Yine İsrail, İran'ı Ukrayna'daki savaşa müdahil olmakla suçluyor. Hırvatistan'a resmi ziyarette bulunan İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, İsrail'in Avrupa Birliği ile dostluğunun ve ilişkilerinin güçlenmesi gerektiğini söyledi. İran rejiminin artık sadece bölge için değil, hem Avrupa hem de dünya için sorun haline geldiğini iddia eden Cohen, kısacası dünyayı kandırmaya devam ediyor. Sanki İsrail ile İran düşmanmış gibi dünyayı kandırmaya devam etmişler. Yine bunun dışında IDF 23 Savunma Sanayi Fuarı'nda gölge süvarinin sergileneceği ilk kez duyuruluyor. FNSS savunma tarafından basın açıklaması yapıldı. İsveç Dışişleri Bakanlığı, Türk ve İsveç heyetlerinin İsveç'in NATO üyeliğinin onaylanmasını görüşmek üzere kısa bir süre içerisinde bir araya gelecekleri de duyuruldu. Azerbaycan ordusu sevkiyatlara devam ediyor. Bu sefer fil dişi sahillerinden Bulgaristan'a sevkiyat yapıldı. Azerbaycan Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklar, fil dişi sahili Hava Kuvvetleri'ne ait Mi-24 saldırı helikopterlerini bakımını yaptırmak üzere Bulgaristan Sofya'ya teslim etti. Görünüşe göre Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından teslim alınmış uçakların Bulgaristan Sofya daha sonrasında fil dişi sahillerine geri gittiği ifade ediyor. Yani tamir edildikten sonra bir kez daha taşıma işlemi gerçekleşiyor. Hindistan'a gidiyoruz. Hindistan'ın Manipur eyaletinde etnik nitelikte silahlı çatışmalar yeniden şiddetlenerek patlak veriyor. Bölgeye takviye güvenlik güçlerine sevk edildiği yönünde de haberler aktarılmış. Bir görüntüyü görmektesiniz. Geçen günlerde düzenlenen Avrasya Ekonomik Birliği Liderler Zirvesi'nde Putin, Tokayev'e emir mi veriyor şeklinde tartışmalar vardı. Burada Putin'in toplantı sırasında Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japarov'a bir mesaj verdiği ve mesajı Tokayev'e iletmesini istediği görüntüler servis edilmişti. Akor'da Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı Putin'in Tokayev'e yazdığı mektubun içeriğini anlatıyor ki ne kadar inandırıcı bu da soru işareti. Putin'in kısaca yazdığı bir şeyi Kazakistan'ın yaptığı açıklamada sanki paragraflarca açıklamışlar. Şu şekilde:
Kazakistan Cumhurbaşkanı Basın Sekreteri Kasım Jomart Tokayev'e Putin tarafından zirvede verilen mektup hakkında konuşuyor. Konunun Kazak nakliyatçıların yurt içi tarifeler üzerinden Rus demiryollarıyla ulaşıma erişimi ile ilgiliydi ki böyle bir konu toplantıda mektupla verilecek bir konu olabilir mi? Gerçekten ilginç. Rus hükümeti Kazakistan'a gönderilen malların tercihli bir tarifeden yararlanabileceğini işaret ederken, dediğimiz gibi mektupta bunun yazdığına inanan varsa saf olsa gerek. В общем, это лишь со стороны. Кажется, что саммит – это место, где и не сразу должны обо всем знать. Потому иногда даже прикрывают лицо ладонями, чтобы никто не прочитал ничего по губам. Rusya adına kötü bir gelişme, ülkemiz adına güzel bir gelişmeye aktaralım. Rus Özel Görev Kuvvetleri Başkomutanı Laskey kırsalında HTŞ saldırısında öldürülmüş durumda. Rusya Özel Görev Kuvvetleri Başkomutanı Albay'ın 26 Mayıs'ta, yani bundan 3 gün önce, tehdit tarihi Şam, Türkiye tarafından terör örgütü listesine eklenen HTŞ tarafından öldürüldüğü duyuruldu. HTŞ, rejim güçlerinin komuta karargahına birkaç top mermisi attı. Daha sonrasında burada denetlemelerde bulunan Rus komutanın cehenneme gittiği ifade ediliyor. Günün önemli gelişmelerinden bir tanesi. Bu bağlamda bu haberi de aktarmak istedik. Yine son günlerde Suriye Hizbullah'ın bir üyesi, aralarında bir Fransız sözde cihatçının da bulunduğu Heyet-i Tahrir-i Şam'ı 41 üyesi ölmüş durumda. Liba Fatımüngüm, yani İran adına savaşanlardan da bir Afgan milis hayatını kaybediyor. Diğer haberler, Doğu Kafkasya turları başlığı atılmış, Şahinler Laçin bölgesinde doğaya salındı ve çeşitli türde balıkların Hekeri Nehri'ne salındığı ifade ediliyor. Bilmeyenler için Hekeri Nehri, Azerbaycanımızın kontrol kurduğu nokta, bilindiği gibi X-ray cihazlarıyla Ruslar da dahil olmak üzere buradan geçen herkes denetleniyor. 28 Mayıs'ta, yani dün, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkenin yeniden geliştirilmesi projeleri çerçevesinde 32 binden fazla alabalık ve altın benekli alabalığın Hekeri Nehri'ne salındığını ifade ediyor. Dolayısıyla bu bölgeden de görüntüler paylaşılmış. Bir diğer haber, Türkmen Bakan Maruf'tan Erbil Kalesi'ndeki yazılarda Türkçenin de kullanılması talebi geldiği haber şu şekilde. Irak'ın Kürt bölgesel yönetimi etnik ve dini oluşumlardan sorumlu bakanı, fakat aynı zamanda Türk olan Irak Türkmen Cephesi Yürütme Kurulu üyesi olan Aydın Maruf, kendisi tarihi Erbil Kalesi'nde tabela ve yazıtlarda Kürtçe ve Arapça, İngilizce'nin yanı sıra Türkçenin de kullanılması gerektiğini söyledi. Erbil'de düzenlenen Türkmenlerin Siyasi Durumu başlıklı konferansta Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Mevlüt Yakut, Türkmen siyasiler, Türkmen öğretmen ve öğrencilerin yanı sıra halktan da yoğun katılım sağlandı. Beraber birlikte size aktarmak istedik. Bizim bu amaçla bugün bu konferansı Erbil'de yaparak. Bizim bugün